Merhaba arkadaşlar. Teziş Pratik Bilgiler kanalımda çok sevdiğim aile dostlarım sayesinde ben Kudret Hanım'ı verdiler, bize hediye ettiler. Bahçelerinde yetiştirmişler. Bunu koy, evinde kullanabilirsin, ihtiyaç duyabilirsin diye sağ olsunlar. Ben de bunu koyarken sizlerle paylaşmak istedim. Çocukluğumda babam da bunun tohumunu ektirmişti anneme, zeytinyağına basmıştık. Antibiyotik olarak kullanılabiliyor. Yani grip rahatsızlıklarına doğal bir etmen kullanabiliriz. Özellikle mide rahatsızlıklarına çok iyi geliyor. Kusma problemleri olanlara, reflü rahatsızlıkları olanlara çok iyi geliyor. Karaciğer problemlerine de iyi geldiği söyleniyor. Elinizde bir yanık yarası oluştuysa, sürekli mutfaktayız, yağ sıçrayabiliyor, tencere yakabiliyor. Ya da çocuklarımızın elinde bir yanık yarası oluştuysa onu sürebiliyoruz. Rahatsızlığınıza göre, rahatsızlığınızın şiddetine göre günlük 3 öğün yemeklerden önce aç karnı alabiliyoruz birer kaşık. Bunu zeytinyağıyla olgunlaştırdıktan sonra. Ya da sabah akşam yemeklerden önce gene birer kaşık alabiliyoruz. Direkt zeytinyağında olgunlaştıktan sonra birer kaşık alıp tüketenler de var. Aldığı bir kaşığı, bir çorba kaşığı gene balla, süzme balla karıştırıp tüketenler de var. Bunu balda da hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kudret narını kavanoza koyup üzerine süzme bal koyarak da tüketebiliyorsunuz. Yani süzme bal koyarak da bekletip tüketebiliyorsunuz. O şekilde de olgunlaştırabiliyorsunuz. Ama şeker rahatsızlığınız varsa ya da belli bir rahatsızlıklardan dolayı şeker tüketmeniz riskli ise zeytinyağıyla da hazırlayabiliyorsunuz bu karışımı. İki şekli var dediğim gibi. Balla da hazırlanabiliyor, zeytinyağıyla da hazırlanabiliyor. En aşağı bir ay beklemesi gerekiyor. Zeytinyağıyla hazırlandığında en az bir ay bekletilmesi gerekiyor. Duruma göre 6 ayda bekletebiliriz. Balla hazırladığımızda da gene 6 ay bekletebiliriz. Balla hazırlandığında sulanabiliyor arkadaşlar etkileşimden dolayı. Ben bugün zeytinyağıyla hazırlamayı tercih edeceğim. Bizim kendi saf zeytinyağımız vardı evimizde. Bir de ballı tadını sevemeyiz diye düşündüm nedense. Bunun içindeki maddeleri zeytinyağı çok güzel emiliyor, emilmesini sağlıyor. Ve dediğim gibi sabah akşam rahatsızlığınıza göre birer kaşık tüketebiliyorsunuz. Yanıklarınıza, elinizdeki, cildinizdeki tahribatlara sürebiliyorsunuz. Bakın mesela ben geçen şuramı yaktım. İnanılmaz tahriş etti burayı. Hazır olsaydı elimde buraya sürmeyi çok da istedim. Bıçak kullanmayın. Bıçak değdirmeyin. Metal cisimleri bence. Metal değdirmeyin arkadaşlar. Sebzelere metal değdirmek çok hoş karşılanmıyor. Yani mümkün olduğunca pırasayı bile ellerimle bölerek kullanırım ben. Çekirdeklerin içinden almamızı öneriyorlar. Çekirdeklerin içinden alacağım. Şu dış kısmını kullanacağım. Bu renk olgunlaşmış olduğunun göstergesi. Yeşil halini kullanmıyoruz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi olgunlaşmış olduğundan dolayı çok rahat elimizle ayrılıyor. Çekirdeklerini ben alıyorum. İsterseniz çekirdeklerini tekrar dikebilirsiniz. Tohumu zaten. Şöyle kavanozun içine elime bölerek atıyorum arkadaşlar. Eğer tahta bir havanınız varsa havanda da biraz dövebilirsiniz bunu. Ama ben suyunu, özünü havana almamak adına dövmeyi tercih etmedim. Bunun için de biraz ezdireceğim. Şöyle havanını tutmayla. Şöyle tanelerini atayım içine. Evet, bunda da iki tane çekirdeği çıktı. Onu da aldım. Şöyle elimle parçalattırarak atıyorum arkadaşlar. Bunu da attım. Şöyle çok büyükler var. Gördüğünüz gibi kendiliğinden açılmış, yarılmış. Bunun da aynı şekilde içinin çekirdeklerini alıyorum. Bu zeytinyağı ile beklediği süre içerisinde zeytinyağı ile tamamen birbirine karışıyor. Bir nevi krem, jel şeklini alıyor. Dediğim gibi eğer mide problemleriniz varsa, reflüleriniz varsa, kusma problemleri yaşıyorsanız bunu yemeklerden önce aç karnına birer çorba kaşığı olarak tüketebiliyormuşuz.
Ahmet Maranki'nin de açıklamaları, bilgileri var. Birçok bitki araştırmacısının açıklamaları var arkadaşlar. Sizler de kontrol edebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Gene aynı şekilde karaciğer rahatsızlıklarına da çok iyi geldiği söyleniyor. Dediğim gibi reflü, mide rahatsızlıkları, karaciğer rahatsızlıkları, cildinizde, derinizdeki bazı tahribatlar, yaralar, bereler, yanıklar, onlara da sürebiliyormuşuz arkadaşlar. Eğer grip olduysanız o zaman da tüketebiliyormuşuz doğal bir antibiyotik olarak. Bunu bu şekilde süzme balla koyabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şeker hastasıysanız eğer ya da şeker tüketmemeniz gerekiyorsa zeytinyağı ile koymak en doğrusu olacak. En az bir ay olmak üzere bir ay ile 6 ay arasında beklettikten sonra tüketebiliyoruz arkadaşlar. Ben bir aylık bir süreç deneyeceğim. Zeytinyağı ile bu krem haline dönüşüyor zaten. Ondan sonra Allah'ın izniyle. Rabbim hiç kimseye hastalık vermesin ama elimizin altında çok güzel bir şifa kaynağı da göndermiş Rabbim. Biraz asma şeklinde olan bir bitki bu. Sarmaşık cinsi gibi. Bu şekilde meyveler veriyor. Meyvelerin ilk hali yeşil. Böyle turunculaştığı zaman meyvelerin olgunlaştığı anlamına geliyor. Zaten çok çok olgunlaşırsa şöyle gördüğünüz gibi çatlaklar oluşuyor üzerinde. Yani normalde şu tırtıklı tırtıklı şöyle çatlaklaşıyor. Yanılmıyorsam ana vatanı Hindistan. Hindistan üzerinden ülkemize gelmiş. Ülkemizde de uzun zamandır biliniyor, artık tüketiliyor. Genelde köylüler bunu çok ekiyorlar. Köylü pazarlarında bulabilirsiniz. Ağustos, Eylül ayları bunun zamanı arkadaşlar. Bu aylarda dediğim gibi köy pazarlarını gezdirme imkanınız varsa gezebilirsiniz, tüketebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ekimi dikimi çok zahmetli değil. Mevsim başında, ilkbaharda tohumunu elde edebilirseniz eğer, bahçeniz varsa, saksınız varsa dikebilirsiniz. Benim annem bir bidon içerisinde yetiştirmişti balkonda. Yani çok nazlı bir bitki değil. Sıkıntı yaşamazsınız yetiştirirken. Bunu da sağ olsun çok sevdiğim, burada ailem dediğim insanlar var. Onlar bahçelerine dikmişler, onlar verdiler. Sizinle de paylaşalım diye şöyle. Ben bir kavanozun içine bayağı bir bana verdiklerinin hepsini basacağım. İçinden çekirdeklerini almamızı tavsiye ediyorlar. Çekirdeklerini tekrar dikebiliyormuşuz. Kuruttuktan sonra bir sonraki sezonda dikebiliriz arkadaşlar. Bakın şu en uç kısmındaki yeşillik gibi ham hali. Şu an olgunlaştığı için turunculaşmış durumda. Ve elinizle gerçekten rahat bir şekilde parçalanıyor. Ben el değdirmek istemedim. El değdirmeden kullanmak istedim. Bu tarz ürünlere metal değdirmek çok iyi olmayabiliyor. Onun adına şöyle üzerine saf zeytinyağım var. Onu dolduracağım. Dediğim gibi en az bir ay iyice böyle olmasını istiyorsanız da 6 ay bekletebilirsiniz zeytinyağın içerisinde arkadaşlar. En son bir tane kaldı. Onun da içinin çekirdeğini sıyırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Yani Yüce Yaradan, Yüce Mevlam o kadar büyük ki, o kadar kudretli ki birçok dert vermiş, evet. Birçok rahatsızlık vermiş ama hepsinin de şifasını saklamış. Birçok yiyeceğin içine, birçok bitkinin içine, yani bizim ulaşabileceğimiz yerlere. O yüzden Mevla'nın kudreti çok büyük. Dediğim gibi ülkemizde uzun zamandır yapılan, dikilen bir bitki bu. Ben hemen bir elimi yıkayayım. Evet, şöyle biraz da havan yardımıyla da şöyle biraz ezdireceğim. Ben bunu kavanozun içinde. Havanın kendisini içinde ezdirmek istemedim ki bu suyu havan, tahta havan emmesin. Yani kendi içinde kalsın özü diye. Şöyle. Evet.
Evet, daha iyi karışacak, daha iyi eriyecek. Üzerine zeytinyağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Tamamen üzerini kapatacak kadar zeytinyağımı ben ilave ettim. Şimdi biraz ezip bastırdığım için altına yavaş yavaş sızıyor. Şöyle hafif karıştırayım ki tamamen alt üst olmuş olsun. Bir saniye, şurada küçük bir tahta kaşığım var. Evet, şu daha iyi. Şöyle bir alt üst etmiş olalım. Zeytinyağı her yerine işlemiş olsun. İşler aslında ama biraz yavaş bir şekilde işler, sızar. Ben şu an üzerindeki kalacak boşluğu hesaplamaya çalışıyorum ki üzerinde çok zeytinyağsız kısım kalmasın. Üzerine takviye yapayım diye. Evet, gördüğünüz gibi biraz karıştırınca üzerindeki zeytinyağı tamamen tavana gitti. Üzerine bir miktar daha zeytinyağı ilave ediyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, bunu hazırlaması bu kadar basit. Çok kolay bir hazırlama şekli var. Şöyle Rabbimin Ya Şafi ismiyle kullanan, kendine şifa uman herkese şifa olsun. Şifa ile tüketin arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Bunu en az bir ay bekleteceğim ben. Bir aydan sonra kullanacağım. Dediğim gibi bir ayla 6 ay arasında bekletme süresi var. Rahatsızlığınızın şiddetine göre 6 ay beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Eğer çok ciddi rahatsızlıklarınız varsa o zaman tamamen etkileşime geçmiş olur zeytinyağı ile kudret narı. Afiyet bal şeker olsun. Şifayla tüketin. Allah sağlık şifa versin hepimize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.